Herkes için sağlık programından hepinize merhaba. Değerli konuklar, her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Sizler de yayın süresince telefonla katılarak merak ettiklerinizi Sayın Hocamıza sorabilirsiniz. Efendim bugünkü konuğum Özel Eskişehir Sakarya Hastanesi Onkoloji Bölümü doktorlarından uzman doçent doktor Sayın Hasan Üstün. Sayın Hocam hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Efendim programımıza katıldığınız için izleyicilerimiz adına da size teşekkür ediyorum. Kısaca kendinizden söz edebilir misiniz? Tabii ki. 1991 yılı Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanıyım. 8 yıl 2002-2010 yılları arasında İsveç'te kaldım. Orada bir daha onkoloji uzmanlığı belgesi aldım. Son 2 yıldır da Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyordum. Son 10 gündür de Özel Sakarya Hastanesi'ndeyim. Peki efendim. Hocam onkoloji deyince aklımıza ilk gelen, söylemekten de çok hoşlanmadığımız, duyunca da ürktüğümüz kanser. Sanıyorum bugün endişelenmek yerine korunma yollarını, tedavi yöntemlerini öğreneceğiz, biraz daha rahatlayacağız. Ama öncelikle kanser nedir? Kanser vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır diye kısaca tarif edebiliriz. Evet. Hocam ilk duyduğu an itibariyle kanser tanısı alan hastalarımızın özellikle kendilerinin ve hatta hasta yakınlarının üzerinde nasıl bir etki yaratıyor bu tanı? Siz uzun yıllardır bu tür hastalarımızla birliktesiniz. Kanser insana ilk düşündürdüğü doğrudan ölüm. Ve hasta duyunca hasta ve hasta yakınlarında önce bir şok evresi oluyor. Sonra kabullenmeme, sonra öfke, sonra kabullenme diye bir periyottan geçiyorlar. Evet. Bu süreç içinde de sanıyorum sizlerin de desteği ve aileleri de yönlendirmenizle süreçler bir şekilde yaşanıyor ama daha kolay atlatılıyor. Sayın Hocam çok şey okuyoruz, çok şey duyuyoruz, dinliyoruz medyadan, sağdan soldan, eşten dosttan. Kanserin nedenleri nelerdir? Ailesel geçiş öyküsü nedir? İşin doğrusunu bugün sizden öğrenelim. Evet. Kanserin birçok sebebi var. En çok söylenen, sürekli işte gündemimizde olan sigara. Ama bir kişinin kanser olup olmayacağını belirleyen aslında doğuştan gelen, aileden gelen genetik özellikler. Bu genetik özellikler kanseri belirlediği için veya diğer hastalıklara da aslında o şekilde kişinin yaşam tarzı o hastalığın ortaya çıkmasını öne çekiyor ya da öteleyebiliyor. Yani eğer bir kişinin genlerinde kanser olacaksın yazıyorsa ve o hasta yeterince yaşayacak olursa kansere yakalanabiliyor. Peki niye kansere yakalanmamış oluyor o kişi eğer genlerinde varsa? Çünkü kanser yakalanma yaşına ulaşmadan öldüğü için. Yoksa kişi eğer yeterince yaşasa aslında kanser olur. Bu bütün hastalıklar için aslında geçerli. Sebepler deyince yani kişilerin görebildiği veya değiştirebileceği, başta da söyledim, bir sigara, onun dışında kişinin beslenme alışkanlıkları, ileride bunu daha da açabiliriz gerekirse, onun dışında Türkiye için sorun olan işte hepatit B virüsü ya da human papilloma virüs varlığı ya da yokluğu, onun dışında kişinin ailesinden başta da söylediğim yine getirdiği özellikler kanser sebebi. Şu anda kanser çok görülüyor. Tüm dünyada çok görülüyor. Onun da aslında en önemli sebeplerinden birisi artık insanlar daha uzun yaşıyor. Daha uzun yaşadıkları için de kansere yakalanma riskine sahipler. Hocam beraberinde geçmişe oranla, geçmiş yılları oranla kişilerin sağlıklarına daha önem vermeleri, daha sık kontrollere gitmeleri de kanser tanısının ortaya çıkmasına, yani var olan tanıların, belki geçmiş yıllarda pek çok kişi kanserden ölüyordu ama adı konmamış oluyordu. Evet. Değil mi efendim? Çoğu ölümler belki baş kalp zannediliyordu genel anlamıyla ama belki de altında yatan neden kanserlerdi. Bu etkende... Ya da sağlık hizmeti alır ya doktora ulaşamadıkları için tanı konulamamış oluyordu. İşte hepimizin geçmişten bildiği kişiler vardır. İşte sebebi bilinmedi, öldü şeklinde. Evet. Onlar araştırılacak olsa bir kısmı muhtemelen şey kanserliydi. Tanı konulmadığı için işte acılar içinde vesaire veya sıkıntılar, iştahsızlık, kilo kaybı gibi şikayetlerle ölüyorlar. Evet.
Pek çoğumuz sanıyorum izleyicilerimiz için de geçerli bu. Kanserle tanıştık. Evet. Ya çok yakınımızda, ya ailemizin içinde, ya kendimizde. Bütün bunları duyarken de çok değişik organlardan kaynaklanan kanserleri duyduk. Ülkemizde görülme sıklığına göre kanser çeşitlerini bize biraz açıklar mısınız hocam? Tabii ki. Buna başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Kanserin ne kadar sıktır? Sayı olarak söylemek isterim. Bir, dünyada eğer şu anda bir kişi 80 yaşına kadar yaşayacak olursa kansere yakalanma riski %50. Yani her iki kişiden birisi kansere yakalanıyor. Kansere bağlı ölüm de %20. Yani her 5 kişiden birisi de kansere bağlı sebepler oluyor. Bu da Türkiye için kabaca geçerli. Ama şu anda Türkiye'de aslında kanser halen çok çok fazla gözükmüyor. Niçin gözükmüyor? Yani şu anda sanki artmış gibi gözükse de dünya ortalamasının halen altında. Çünkü Türkiye'nin nüfusu genç de. Nüfus yaşlandıkça görüyoruz zaten, göreceğiz. Kanserle daha sık karşılaşacağız. Ve hangileri sık? Dünyanın değişik ülkelerine göre değişiyor. Bizdeki veriler daha çok işte Batı literatürü. Batı literatürüne bakacak olursak da dünyada erkeklerde en çok görülen kanser akciğer kanseri, kadınlarda en çok görülen meme kanseri, erkeklerde en çok öldüren kanser akciğer kanseri, kadınlarda da en çok öldüren kanser akciğer kanseri. Türkiye'de yine en fazla meme ile akciğer kanseri görülüyor. Onu bölgeden bölgeye değişmekle birlikte işte kolon kanseri, mide kanseri ve diğer kanserler şeklinde sıralanıyor şu anda. Hocam elbette ki her bölgede ortaya çıkan kanser hastalığının belirtileri farklıdır. Evet. Ancak genel anlamda kişileri kansere yönelik tetkik yaptırmaya yönlendirecek genel bir takım belirtiler vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Bunlar nelerdir hocam? Bunları bir açıklayabilir misiniz? Yani dediğiniz hem doğru hem yanlış şu şekilde. Yani bazı organlara özel şikayetler olabiliyor. Ama kanserin genel bütün hastalarda olmazsa olmazı iştahsızlık ve kilo kaybı. Ağrı baştan da oluyor ama aslında kansere doğrudan bağlı değil. Genelde kanserin ilerleyen döneminde ağrı ortaya çıkıyor. Ama neler kanserin belirtisi olabilir? Olmaması gereken bir kitle. İşte kadında memesinde bir kitle çıktı veya bu bir kişinin boynunda kitle çıktı. Koltuk altında lenf bezi çıktı. Bu illa kanserdir demek doğru değil ama araştırılması gerekir. Onun dışında anormal kanama, herhangi bir yerden kanama veya kişide çok öksürmek, çok balgam, kanlı balgam gelmesi. Yani bir şekilde eğer kan, kişilerde de öyledir. Eğer bir yerden bir kan geldiğini görse korkarlar. Doktora giderler. Araştırılır. Büyük olasılıkla kanser çıkmaz ama kanser olma riski vardır. Hocam az önce söylediniz, gerçi aileden geliyorsa artık mutlaka çıkacaktır diye ama geciktirmek belki bir miktar elimizde. Belki yaşam koşullarımızda yine sizin söylemlerinizden hareketle. Bu konuda neler yapabiliriz? Erken tanı ne kadar önem taşıyor? Erken tanı hayat kurtarır. Yıllardır söyleniyor. Evet. Doğruluk payı var. O nedenle bazı kanserlerde tarama testleri var. O tarama testleriyle erken yakalanabiliyor. Bu kanserler hangileri? İşte meme kanseri. Onların aynısına gireriz. O tarama testlerinin ne olduğunu konuşuruz. Veya prostat kanseri, rahim ağzı kanserinde önceden tanı koyup tedavi etme şansları var. Ve bunlar bu tarama testleriyle tanı konulabiliyor. Peki tarama testi yaptırmıyorsa bir kişi bile şikayetleri varsa, yani biraz önce saydım işte eli bir kitle geliyorsa, açıklanamayan bir iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, anormal bir kanama varsa herhangi bir yerden doktora başvurması gerekir. Erken tanı konulacak olursa cerrahi ile veya takip eden, gerekirse kemoterapi, gerekirse radyoterapi ile hastaların kalan ömrünü normal sürelerinde tamamlamaları mümkün. Ama bu gecikilecek olursa ömür kısalıyor. Evet. Hocam onkoloji bölümü dedik. Yine duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz hastanelerde ama nedir onkoloji? Onkoloji
İki tane onkoloji bölümü var aslında. Kelime olarak söyleyecek olsa bir tıbbi onkoloji, bir de radyasyon onkoloji. Tıbbi onkoloji kemoterapiyle, hormonoterapiyle, immünoterapiyle uğraşan bölüm. Radyoterapi bölümü de radyoterapi adını ve halkımızın ışın tedavisi olarak bildi. Tedaviyi planlayıp uygulayan bölüm. Ama bunun dışında halkımızın pek bilmediği aslında bazı bölümlerin cerrahi alt onkoloji bölümleri var. Bunlar neler işte? Diyelim kadın doğumda jinekolojik tümörlerle ilgilenen, uzmanlaşan ve şu anda yan dar ihtisası veren onkoloji bölümü var. Bu ürolojik tümörler için de geçerli. Genel cerrahide artık özelleşmiş durumdalar. Meme kanseri ameliyatı yapanlar var. Kolorektal kanser yapan, mide kanseri yapan artık bunlar da alt uzmanlık gibi. Kimisi şu anda Sağlık Bakanlığı'nda tanımlanmış, bir kısmı tanımlanmak üzere, bir kısmı tanımlanmamış ama ileride olacak bütün cerrahi bölümlerin aslında bir alt onkoloji bölümü de olacak. Yani üç bölüm aslında işte tıbbi onkoloji, medikal onkoloji olarak da geçiyor, radyasyon onkolojisi ve cerrahi bölümlerin onkolojileri. Yani onkoloji bir ekip işi. Evet. Hocam medikal onkoloji siz o gruptasınız. Evet. Medikal onkoloji deyince aklımıza kemoterapinin gelmesi evet. Herhalde son evet. Derece normal. Efendim kemoterapi nedir? Kemoterapi, şimdi şöyle, kemoterapiye başlamadan önce tümör hücrelerinin özelliğine, yani tümör hücreleri vücudun normal hücrelerine göre kimi tümörlerde çok daha belirgin, kimilerinde az belirgin ama bir şekilde daha hızlı bölünen hücreler. Daha hızlı bölünen hücreler olduğu için de bir şekilde o bölünmeyi azaltacak veya durduracak ilaçlar şu anda mevcut. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında var. Yani 70 yıla aşkın bir süredir var piyasada. Bunlarla o kanser hücrelerini bir şekilde durdurma, öldürme için yarayan ilaçları planlayan bölümler ve bu ilaç grubuna da kemoterapi deniyor. Ama şu anda uyguladığımız kemoterapi aslında yavaş yavaş daha az kullanılıyor geçmişe göre. Çünkü elimizdeki eskiden tek silah kemoterapiydi. Ama şu anda artık hedef tedavi dediğimiz grup ilaçlar var. Bu ilaçlar da hücrenin büyüme sinyalini bir şekilde değişik mekanizmalarla ve değişik ilaçlar var. Durduruyor. Durdurunca da hücre artık büyümemeye başlıyor. Büyümeyince de bir süre sonra kendiliğinden ölüyor şeklinde. Hocam kemoterapi kanser tedavisinin isterseniz süreciyle birlikte evet. Bunu bize aktarırsanız evet. Çok seviniriz. Süreç nasıl işliyor? Kemoterapi hangi devrede hayata evet. Geçiyor? Nasıl oluyor bu süreç? Evet. Bir hastada kanser tanısı konulduktan sonra asıl tedavi cerrahidir. Eğer tümör yayılmamışsa, başka yere sıçramamışsa, işte halkımızda biliyorum metastaz yapmamışsa, cerrah eğer o tümörü tamamen çıkartabiliyorsa veya bazı tümörlerde işte karaciğer tümörlerinde karaciğere sıçramışsa bile o geçerli. Cerrah metastazıyla birlikte çıkarabiliyorsa o hastaların kalan ömrünü yaşama şansları var. Bu hasta grubu en şanslı grup aslında. Evet. Bu ameliyattan önce bazen kemoterapi verebiliyoruz. Niçin verebiliyoruz? Eğer cerrah eğer derse ki bu tümör diyelim memede tümör var. Bu memedeki tümör biraz daha küçülürse ameliyatı daha rahat yapabilirim. Ya da meme koruyucu ameliyat yapabilirim küçülürse. O zaman biz 2 ya da 3 kez kemoterapi verebiliyoruz. Yani küçüldükten sonra cerrah ameliyatını yapıyor. Ya da diyelim bir başka grup cerrah ameliyatını yaptı. Hastada saptanabilen bir tümör yok. Filmler çekiliyor, muayeneler yapılıyor, tetkikler yapıyor, herhangi tümör yok. Bu hastada hastalığın tekrarlama riski olduğu için çok az bir grup var tabii. Evet. Tekrarlama riski yok dediğimiz hiçbir tedavi vermiyoruz cerrahsız ama evet. Çoğunda kemoterapi gerekiyor. Niçin? Çünkü saptayamadığımız mikrometastaz dediğimiz çok küçük hücreler saptanamıyor. İşte o 100 tane, 1000 tane ama şu anki teknikle saptamak mümkün değil. Onlar hastanın vücudunda kalacak olursa ileride bir dönemde muhakkak tekrarlıyor.
O tekrarlama riskini azaltmak için veriyoruz. Ama bu grup ne kadar aslında? Tüm kanserler arasında ortalama %30'luk bir grup aslında. Yani %70'lik bir gruba, gereksiz desem de o kelime de doğru değil, şu anda veriyoruz. Çünkü şeyi bilemiyoruz biz. Hasta geldiğinde tam ameliyat olmuş, tümör yok vücudunda. Ama o hastada kanseri tekrarlayacak mı, tekrarlamayacak mı? Evet. O yüzden o hepsine veriyoruz. O risk olmayan grup haricindeki, evet, o riskli olan hepsine veriyoruz. Ve %30 aslında faydası olduğu söyleniyor şimdiki verilere göre. Bu bahsettiğim grup, önleyici tedavi alan grupta en etkili tedaviyi vermek zorundayız. O yüzden yan etkileri fazla olabiliyor. Hastaları ve hasta yakınlarını iyi bilgilendirmek gerekiyor. Neden? Çünkü hasta ve hasta yakınları haklı olarak şey diyor, hastalık yok, cerrah çıkardı, evet, ben niye ağır bir kemoterapi alayım? Hastayı ikna edemezseniz uygun tedaviyi veremezsiniz. Evet. Bir üçüncü grup, hasta grupta metastatik dediğimiz, yani olduğu yerden başka yere sıçramış ve cerrah tümörü tam çıkartamıyor bir şekilde. Vücutta tümör olduğu için de o hastanın birkaç tümör hariç, onlar ayrıntılı sonra da konuşabiliriz, hariç vereceğimiz kemoterapiyle tamamen iyileştirme şansı çok çok az. Evet. Oradaki amaç ne? Hastanın şikayetlerini azaltmak, hastanın kalan ömrünü rahat geçirmesini sağlamak. O zaman kemoterapiyi nasıl seçiyoruz biz? Yan etkisi az olan ilaç. Toplumda işte bu konuda da yanlış bir algı var. Nasıl? İşte diyelim hastada ve hasta yakınının özellikle tabii hastaları biliyor. Türkiye'de hastalar bazen yeterli bilgilendirilmiyor. Ve hasta yakınları diyor ki işte hastamda işte diyelim mide kanseri var. Karaciğeri sıçramış, hemen kemoterapiye başlayın. Aslında orada kemoterapiye başlayıp başlamamak, yani erken başlayıp başlamamak çok çok önemli değil. Yani bir gün, üç gün, evet, bir hafta bir anlamı yok. Çünkü vereceğiniz tedaviyi zaten iyileştiremeyeceğinizi biliyorsunuz. O zaman nasıl tedaviler seçiliyor? Aslında daha hafif tedaviler veya yan etkisi az olan veya hastada yan etkisi olunca o tedaviden vazgeçebilmek gerekir. Hocam, ışın tedavisi radyoterapiye, evet, yine sizler belirli bir kemoterapi uygulamasından sonraki, evet, sonuçlara göre mi yönlendiriyorsunuz? O süreç nasıl oluyor hocam? O şöyle, tümörün cinsine ve evresine göre değişiyor. Kemoterapi, hormonoterapi, immünoterapi dediğimiz, yani medikal onkologların ilgi alanı olan tüm tedavi yöntemleri sistemik tedavi. Ama cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi, bölgesel tedavi. Ondaki amaç da yine aslında medikal onkolojideki veya kemoterapideki mantığa benziyor. Evet. Kimisinde hastalık tekrarlamasın diye verilebiliyor. Ne bileyim işte meme kanserinde, koltuk altında lenfezer, benim uzmanlık alanım değil ama kabaca söyleyeyim. Radyasyon okulu arkadaşlar çok daha ayrıntılı bilgi verebilir. Koltuk altında lenf tutulumu var, lenf bezi tutulumu var. Tekrarlama riski yüksek olduğu için bu hastalara radyoterapi veriliyor. Bizdeki önleyici kemoterapi mantığı. Ya da hastada diyelim beyin metastazı var, kemik metastazı var. Vereceğimiz bizim kemoterapiler çok çok etkili değil veya şu olarak sistemik tedaviler çok etkili değil. Etkili olan ne orada? Radyoterapi. Oradaki amaç yine tamamen tedavi etmek ya da şifa sağlamak değil. Hastanın semptomlarını, şikayetlerini gidermek ve kalan ömrünü rahat geçirtmek. Hocam, kemoterapi ilaçları ve uygulama biçimi diğer standart ilaç uygulama sistemlerimizden, evet, oldukça farklı. Evet. Bu nedenle sanıyorum farklı bir ekibin olması gerekiyor. Evet. Medikal onkoloji ekibinde kimler var? Medikal onkolojide hemşire arkadaşlar var, sekreter arkadaşlar var, doktor arkadaşlar var birlikte çalıştığımız ve herkesin de dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Çünkü kemoterapi vermek, her zaman söylerim konu açıldığında, zor değildir. Yani herhangi bir şekilde yazarsınız, bir yerde verilir. Ama o tedavinin doğru verilmesi, damardan veriliyorsa damar dışına kaçırılmaması gerekiyor.
yan etkilerini biliyoruz zaten o ilaçların. Yan etkilerini giderecek ilaçların bir kısmı önceden veriliyor, bir kısmı hasta eve gittikten sonra kullanıyor. Onların iyice anlatılması gerekiyor. Evet. Bu konuda en büyük görev aslında hemşire arkadaşlar. Şu hemşire arkadaşların hastalarla diyalogları daha uzun süre kalıyor kemoterapi odasında. O nedenle bir şekilde hemşire arkadaşlar hem tedavi sırasında hem tedavi sonrası ilaçları nasıl kullanacak şeklinde ayrıntılı bilgi vermesi gerekiyor. Hocam ortalama olarak kaç kürt tedavi uygulanıyor kemoterapi? Araları nedir? Nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Rejimden rejime değişir. Yani hastalığın tipine göre ve hastalığın evresine göre bizim verdiğimiz kemoterapi ilaçlarının sayı olarak olsun veya sıklığı bazen değişiyor seçtiğimiz kemoterapiye göre. Genelde ama 21 gündür. Çoğu kemoterapi 21 günde bir verilir. Yani tek günde verilen kemoterapiler de var. 5 güne uzayan tedaviler de var. Veya birinci gün, 8. gün 2 hafta boşluk olanlar var. Veya yeni rejimlerde işte hap olarak kullananlar var. Birinci gün diyelim damardan veriyoruz. Sonra 14 gün boyunca hap kullanıyor. Bir hafta veriyor. O yüzden çok karışık aslında şey evet. değil. Öyle işte bütün kemoterapiler 21 günde bir verilir diye bir şey yok. 21 gün eski kemoterapi protokolleri çoğu 21 günde bir. Yine şu anda aralığa uyuyoruz aslında. Onun sebebi de şu. Verdiğimiz kemoterapi ilaçları tümör hücrelerini öldürürken sistemik tedavi olduğunu söylemiştim. Kan yoluyla bütün hücrelere yayıldığı için vücudun diğer hızlı bölünen hücrelerini de etkiliyor. Diğer hızlı bölünen hücreler ne işte? Gastrointestinal sistem dediğimiz yani işte ağızdır, yemek borusudur, mide, ondan sonra ince bağırsak, kalın bağırsak şeklinde o yoldaki hücreler çok hızlı bölünen hücreler. Hocam devam tabii edeceğiz ki, ama izninizle bir izleyicimiz hattaymış, onu bir alalım. Efendim iyi günler, buyurun. Alo, buyurun efendim. Ya benim çok yakınım birisinde bir rahatsızlık var da. Buyurun. Bağırsak rahatsızlığı. Biz de onu şimdi doktora gittik. İki senede üç sefer ameliyat oldu. Şimdi bu bağırsak ameliyatına ip de takmışlar. Yarın gene gideceğiz. Bu sefer de hastaneyi değiştirelim. Tamam. Bir yer arayalım dedi iyi bir doktor. Peki. Hanımefendi. Önceki olduğu doktor da çok iyi ama. Pardon ben sözünüzü. Bunun rahatsızlıkları devam ediyor hala. Çok fena. Yani çok rahatsız oluyor. Yani üzülüyoruz. Ne yapalım? Ben bir izninizle bazısı hemen. Bazısı ipte takmışlar. Tamam ben hemen izninizle araya İki gireyim. İki de anlayamıyoruz. Hanımefendi bir saniye lütfen. Bugünkü konuğum onkolog, doçent doktor Sayın Acaba Hasan yani Üstü. Acaba yani bilmiyorum daha da. Tamam ben ne yardım. Ne diyelim doktor beye soralım mı? Yok. Ne hastalığı? Bu programla ilgili bir soru değil, konumuzla ilgili bir soru ha, değil. Değil, tamam. Değil efendim. Bir genel cerrahi uzmanına danışmanızda yarar var. O size Oldu. Yardımcı olacaktır. Çok geçmiş olsun. Tamam sağ olun. Tamam. Evet hocam. Evet. Sanıyorum yeni açtı izleyelim evet, televizyonunu. Evet. Doktor bulmuşken. Hazır bulmuşken soralım dediler. Tabii ki şimdi, buyursunlar sorsunlar. Kemoterapi anlatacağım. Kemoterapi işte tümör hücrelerini etkilerken vücudun diğer hızlı bölünen hücrelerini etkiliyor. İşte gastrointestinal sistem dediğimiz sistem. Ve bir diğer hızlı bölünen hücreler kemik ili hücreleri ve kemik ili hücreleri işte kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, lökositler ve trombositler kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler üretiyor. Onların döngüsü de özellikle beyaz kürelerin döngüsü çok hızlı ve onlar çok etkileniyor. Ve biz kemoterapi verdiğimiz zaman kabaca 10. günde düşer. 13-14. gün toparlamaya başlar. 12. günde toparlamaya başlar. 21. günde de normal değerine yaklaşır. Kemoterapi verebilmemiz için de vücuttaki o lökosit dediğimiz beyaz kürelerin bir şekilde normal olması gerekiyor. O nedenle o 21 gün sayısı çıkmış durumda. Yoksa eğer bir hastada o tedavi sıklığı daha azaltarak hastaya daha yararlı olacağımızı düşünecek olursak o beyaz küreleri etkileyen, çoğaltan ilaçlar var şu anda kullanabildiğimiz. Onları kullanıp o ara
kısaltılabiliyor aslında. Evet. Hocam, kemoterapi önerdiğinizde hastalarınızdan nasıl bir direnç görüyorsunuz? Genelde hastalarımız o dönemde artık kabullenmiş mi oluyorlar? Yoksa kemoterapi ile ilgili endişelerinden dolayı bir direnç gösteriyorlar mı? Ya ben şimdiye kadar bir sorun karşılaştım mı desem pek doğru değil. Yani karşılaşmadım. Hı hı. Çünkü genelde ben hastalarla görüştüğüm zaman hastaya olsun, hasta yakınına olsun, hastalığı hakkında neyi ne kadar bildiğini önce soruyorum. Hı hı. Ve neyi ne kadar bilmek istediğini soruyorum ya da tahmin ediyorum. Ona göre bilgilendiriyorum. Evet. O yüzden vereceğimiz tedavinin de versek ne olur, vermesek ne olur? Olabilecek yan etkiler, o yan etkiler önlenebilir mi, önlenemez mi? O konuda bilgi veriyorum. Yani şu ana kadar konuşup da kemoterapi eğer verme indikasyonu olup da vermediğim hasta hatırlamıyorum. Evet. Hocam, hasta yakınları olarak bizim gözlemleyebildiğimiz evet. Kemoterapi olan yakınlarımızda tabii ki en gözde görülür evet. Saç dökülmesi. Evet. Artı geçmiş oranda çok azaldı. Geçmiş yıllarda evet. Daha yoğun bulantı şikayetleri oluyordu. Evet. Biz dışarıdan bunu görüyoruz ama eminim kemoterapi olan evet. Hasta daha pek çok evet. Rahatsızlıkları, şikayetleri duyuyor, hissediyor. Evet. Kemoterapinin yan etkileri nelerdir hocam? Evet. Sizin dediğiniz gibi o zaman başlayayım yani. Evet. İşte özellikle kadınlar için büyük problem oluyor vücut bütünlüğü açısından. Saç dökülmesi oluyor. Ama bütün ilaçlar bütün yan etkileri yapacak diye bir şey yok ve hastanın kemoterapilerinden de kemoterapilerinden fark edebiliyor aynı ilacı aldığı halde. Bütün ama kemoterapilerin ortak özelliği yan etki olarak az veya çok hepsi bulantı kusma yapabiliyor. Şu anda bulantı kusma sanki azalmış gibi ama onun sebebi verdiğimiz kemoterapiden değil. Yoksa kemoterapi veriyoruz. Bulantı kusma ilaçları çeşit olarak arttı artık. Veya hangi ilaçlar duyuluyor mu? Evet. Hocamızla geçti. Uygun bulantı kusma ilacı verildiğinde azalıyor. Biraz önce bahsettiğim işte gastrointestinal sistem etkilendiği için ağız içinde yara olabiliyor. Midede yanma olabiliyor, ülser olabiliyor. Eskişehir'le alıştık hocam uçak evet. Seslerine. Onun dışında hastalarda ishal ya da kabızlık olabiliyor. Kemoterapi yan etkisi olarak. Kemik iliği baskılamasına bağlı olarak o büyük problem yaratabiliyor bizim için, hekimler evet. için. Beyaz küre sayısı çok düşecek olursa enfeksiyon riski artıyor. O enfeksiyon riski artıp beyaz küre sayısı çok azaldığında da onkolojideki solid tümör dediğimiz bizim hasta grubunda pek ölümle karşılaşmıyoruz ama hematolojik tümörler dediğimiz işte o lösemi, kan kanseri ya da lenfomada ölüm riski olabiliyor. Yani bizim hasta grubunda çok fazla değil. Sıfır denemez ama çok fazla değil. Onun dışında el ayaklarda kızarıklık olabiliyor kemoterapinin cinsine göre. Alerji olabiliyor, deride kızarıklık olabiliyor. Veya deride koyulaşma olabiliyor şeklinde. Yani aklınıza gelebilecek bütün şikayetler olabiliyor. Ama evet. Hastayı en çok rahatsız eden ve bizim hekim olarak işte kemik iliği baskılanması, enfeksiyon riski, kanama riski. Hekimi çok rahatsız etmiyor ama hastayı rahatsız eden saç dökülmesi. Evet. İşte ona da bir şekilde peruk alarak veya zaten başını bağlayan birisi başını örterek o dönemi geçiriyor. Çünkü saç dökülmesini biliyoruz. Biz kemoterapileri bitirdikten sonra 2-3 hafta geçtikten sonra saç yeniden geliyor. Peki aynı kalitede mi geliyor? Aynı kalitede gelmeyebiliyor. Yani daha ince olabiliyor. Mesela düzken kıvrılma şeklinde olabiliyor ama bir şekilde geliyor. Onun dışında o bulantı kusma ilaçları hekimin iyi yönetmesi gerekiyor. Yani hem kemoterapi öncesi hem kemoterapi sonrası uygun tedaviyi vermesi gerekiyor. Evet. O ishal ya da kabızlık bizim verdiğimiz rejimlere göre biliyoruz. Hastada ishal mi kabızlık tahmin edebiliyoruz. Önceden de ilaç verebiliyoruz. Eğer bu şikayetin olursa kullan diye ve hasta şikayeti olduğunda bize geliyor. Uygun tedaviyi verebiliyoruz. Evet. Hocam kemoterapi süresince ve sonrasında tabii hem enfeksiyonlardan korunmak evet. hem de mevcut genel vücut sağlığını evet. korumak için tabii iyi de beslenmesi gerekiyor evet. hastalarınızın. Evet.
Ben biraz bu konuya sizin aracılığınızla biraz daha vakıf olma şansına eriştim. Talihsiz bir olaydan dolayı. Gerçi şu anda sonuç yok ki benim yeğenime de kemoterapi uygulayan hekim sizdiniz. Belki hatırlarsınız şu anki durumu da gayet iyi. Çok da sağlıklı geçti. O kemoterapi alma sürecinde de ben yakınındaydım, yanındaydım. Dolayısıyla sizin uygulamalarınızı, titizliğinize bizzat da şahit oldum. O dönemde bize önerdiğiniz iyi beslenmesiydi. Beslenmesine dikkat etsin demenizdi. Gerçekten çok hafif bir bulantıyla ve verdiğiniz ilaçlarla çok rahat atlattık o dönemi ama sizin orada bize bazı ipuçlarınız vardı. Onları izleyicilerimize de paylaşmanızı rica edeceğim. Dikkat etmemiz gereken ana konuları çok güzel özetlemiştiniz bize. Biz de harfiyen uyduk, sonucunu da aldık. İzleyicilerimiz de bu şanstan yararlansınlar istiyorum. Kemoterapi alınması sürecinde ve sonrasında kemoterapi alan hastalarımız nelere dikkat etmeliler? Genel hatlarıyla. Bir, ağız içi sağlığı ve diş sağlığı önemli. Çünkü hastada verdiğimiz kemoterapiyle ağzında yara varsa veya diyelim tedavi öncesinde diş çürüğü var, bir şekilde o tedavi verdik, o şikayeti arttı. Beslenemeyecek mesela, yani yiyemeyecek o. Ve ağzında, dilinde yara var. Yiyecek bir şey değmesin diye yemeyecek. Yine iştahı kesilecek. Ve verdiğimiz kemoterapi ilaçlarının özelliği zaten şey yapabiliyor. Bulantı kusma olduğu için hasta özellikle yağlı yiyeceklere tahammülsüz oluyor. Yani yememek istiyor. O yüzden önerilen şey aslında hastaların asitsiz yiyecekler yemesi, o kemoterapiden sonra eğer kemoterapi alıyorsa 2-3 gün zaten işte azaldığı için çok çok zorlamaması ama yeterli sıvı alması şeklinde. Eğer ishali veya kabızlı olacak olursa da muhakkak doktorla görüşmesi, ona uygun tedavi alması. Bu hastalıksız ve kemoterapi verdiğimiz hasta grubu için. Onlar da şey değil, zaten birkaç günde toparlıyorlar. Yani birkaç gün yemeseler de bir şekilde enerji alıyorlar. Onlarda çok büyük problem yok. Asıl problem hastalığı yaygın olan hasta grubunda ki ona da şeyi biliyoruz. Eğer o hasta grubunda yani ikinci hasta grubunda hastalık yayılmışsa, metastazı varsa ve kilo kaybı kimin %5 der, kimisi %10 der, fazla kilo kaybı varsa kilo kaybı olan hasta grubu kilo kaybı olmayan hasta grubuna göre daha az yaşıyor. Onlarda beslenme çok çok daha önemli. Evet. Onlarda peki beslenme için ne yapıyoruz? İşte artırıcı ilaçlar var. Yayından yayına değişiyor. Kimisi başarılı diyor, kimisi başarısız diyor. O yüzden ben hastalara veriyorum. Eğer hasta memnunsa, kilo alıyorsa, yan etkisi yoksa devam ediyorum. Yoksa kesiyorum. Veya oral beslenme solüsyonu dediğimiz solüsyonlar var şu anda. İşte yüksek enerjili, ondan sonra yüksek protein, karbonhidrat, yağ oranı içeren çeşitli firmaların ve çeşitli tatlarda beslenme solüsyonları var. Rapor çıkartılıyor ve onlar veriliyor. Onlarla bir şekilde enerji ve eksik besinler yerine konulmuş oluyor. Peki ağızdan alamıyorsa nazogastrik sonda takılıp burundan sonda mideye indirilip oradan beslenebiliyor. Ya da o da olmadı. Çünkü bazı kişilerde boyun bölgesinde problem olabiliyor. O zaman mideye dışarıdan küçük bir hortum takılarak oradan beslenebiliyor. Peki bunlar olmadı. Hiçbir şekilde besleyemiyorsunuz. Damardan çok tercih edilmemekle birlikte ama damardan beslenme solüsyonları var. Onlar verilebiliyor. Yani bir şekilde hastayı beslemek gerekiyor. Yoksa hasta ölüyor. İkinci grup için söylüyorum. İkinci grup şey yapar, atlatır da. Niçin ölüyor? Çünkü tümör hücreleri vücudun normal hücrelerinden beslenme durumu farklı. Nasıl farklı? Şeker kullanma tercihinde şeker kullanıyor enerji olarak. Ve bir vücudun diyelim eğer 2000 ise günlük kalori ihtiyacı o 2400, 2500, 3000'e kadar çıkabiliyor. Ve yine hasta yakınların ya da hastaların yanlış bir algısı var. İşte tamam kanserim nasıl olsa yani bu beklenen bir sonuç. Beslenemeyeceğim. İştahım azmıyor. Yani biraz bile beslensem, su içsem yeter. Öyle olunca da gün bir gün hasta ölüyor aslında. O yüzden o kısır döngüyü kırabilmek için iyi beslemek gerekiyor.
Hocam yine aynı dönemde kemoterapi alındığı süre içinde hafızada bir takım değişiklikler görülmesi, hep duyduklarımız bunlar, evet. Doğru mudur? Artı cinsel yaşamlarının olumsuz, evet, etkilenmesi, ellerde ayaklarda uyuşmalar, evet, gibi kas sistemde. Bunlar hep olan ya da geçici etkiler midir? Yoksa nadir görülen mi ya da görülen, bilmiyorum, yanlış aldığımız bir duyumlar mıdır? Şu şekilde biraz önce yan etkileri konuşurken ilaçların tipine göre yan etkiler de farklı. İşte splatin dediğimiz grup, ellerde ayaklarda uyuşma ya da işte kulakta çınlama, işitme azlığı gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Ve bu son dediğim şikayetler genelde geri dönüşsüz. O yüzden, evet, hastaların o yönden iyi takip edilmesi gerekiyor. Hafıza kaybı kemoterapilerin değildir. Çok yan etkisi değildir. Hı-hı. Hafıza kaybı eğer bir hastada diyelim, beyin metastazı olmuşsa ona bağlı zaten problem. Bir de radyoterapi, hı-hı, mecburen veriyoruz hastalara. Radyoterapi verildiğinde de tümör hücreleri öldürürken, eğer tüm vücut, tüm beyin ışınlanmışsa beynin normal hücreleri de etkileniyor, bir kısmı ölüyor. Ona bağlı şikayetler olabiliyor. Onun dışında cinsellik durumunda sordunuz. Onda da Türkiye'de hep ihmal ediliyor. Aslında şu şekilde ihmal ediliyor. Yani olur, problem değil şeklinde. Yoksa aslında bu konuda işte bayansa kadın doğum, erkekse ürologlarla bir şekilde görüşüp onlardan profesyonel yardım alınması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hocam yine kemoterapi alma sırasında o süreçte bazı hastaların depresyona girdiklerini, evet, duyuyoruz. Kanser tanısının getirdiği bir depresyon mudur, yoksa kemoterapi ilaçlarının geçici de olsa buna desteği var mı? Daha çok kanser tanısı nedeniyle. Çünkü, hı hı, hasta kanser tanısını öğrendikten sonra bir şekilde doğrudan sürekli aklında ölüm var. Hı. Bir şekilde onunla baş etmeye çalışıyor. Yani en erken evrede bile olsa bir şekilde o kişi aslında bir ölümün ne olduğunu bir şekilde hissetmiş oluyor. Ve kanser hastalarında da %50 oranında aslında depresyon. O nedenle onkoloji kliniklerinde aslında şu olması gerekiyor. En azından bir psikolog olması gerekiyor. Psikiyatrist olmasa bile psikolog olması gerekiyor. Benim İsveç'te çalıştığım dönemde 3 farklı hastanede çalıştım. Çalıştığım bütün onkoloji kliniklerinde bir beslenme uzmanı, bir psikolog ve bir fizyoterapist vardı. İdeali de olsa gerek, değil mi hocam? Haftada 2 kere de onlarla tüm hastaların vizitini yapardık. Dosya, hı-hı, viziti şeklinde yapardık. Evet. O destek önemli. Biz de bir şekilde o da ihmal ediliyor. Çünkü Türkiye'de gördüğüm kadarıyla işte kanser tanısı koymuşsa hastaya kemoterapisini ya da tedavisini verebiliyorsanız yeterli. Gerisini hasta yakınları da sanki çok istemiyor gibi. Evet. Bir şekilde hekim arkadaşlar da yapabiliyor. Yani öncelik değişebiliyor veya, hı-hı, göz ardı edilebiliyor. Ama şimdi eskisine göre çok çok daha iyi. Evet. O da özellikle nasıl farkındayım söyleyeyim. İşte hepimizin eski kanser hastalarında nedir? Ağrılar içinde ölme, bağırma, hı-hı, çağırma. Ve işte, hı-hı, onkoloji kliniklerine şimdi bakıyoruz, geziyoruz. Artık ağrılar içinde kıvranan kimse yok. Evet, bir şekilde kontrol hocam edilmiş. Gerçekten durumda. Ağrı bir kader mi? Yani, evet, kaçınılmaz bir şey mi? Geçmiş yıllardan da, uzun, evet, yıllar öncesinden de biliyoruz. Evet. Dediğiniz gibi kanser deyince aklımıza ilk gelen, evet, şiddetli dayanılmaz, evet, ağrılardı. Evet. Ve bu ağrılara cevap, yanıt, evet, bulamayan çaresiz ailelerdi. Ne yapılıyor hocam şimdi ağrılar için? Şimdi yani, şöyle, nasıl bir yol istiyorsunuz? Türkiye'de bütün ağrı kesiciler var demek doğru değil. Ama yine de kanser ağrılarını giderebilecek tedaviler var. Hı hı. İşte bant şeklinde kullanılan ya da damla şeklinde kullanılan, hap şeklinde kullanılan değişik şeyler var. Ağrı kesiciler var. Bunlar işte narkotik dediğimiz ya da yarım narkotik dediğimiz, hı hı, ilaçlar. Ve bu ilaçlar hastaların %80-85'inde bir şekilde faydalı oluyor aslında. Hı hı. Ama bir %15'lik, %20 diyen var, %10'luk diyen var. Yani %10-20 bir grupta
bu ilaçlara rağmen ağrısı kesilmeyen hasta grubu var. Bu hasta grubunda da baştan beri işte kimi kliniklerde bir hastanın, kanser hastasının ağrısı varsa anestezi bölümünün bir alt dalı veya yan dalı dediğimiz algoloji bölümü var. O algoloji bölümündeki arkadaşlar, algologlar ağrı tedavisini baştan takip edebiliyorlar. Baştan devreye giriyorlar. Sonra kadar takip ediyorlar. Eğer haplarla, işte o iğneler vesaire gibi tedavilerle hastanın ağrısı halen devam ediyorsa girişimsel radyoloji gündeme geliyor. Onlar işte kateter takabiliyorlar veya sırttan intratekal dediğimiz bölüme yine kateter takıp oraya ağrı kesiciyi uygulayabiliyorlar. Veya çok çok uç durumda, Türkiye'de örneğini görmedim, yani beyine yönelik ameliyatlar bile, yani sonuçta kontrol edilemeyecek ağrı yok aslında. Ama o son aşamasını takip edecekler tabii ki algolog arkadaşlar. Ya da bazı kliniklerde de o girişimsel radyoloji, girişimsel algoloji kısmına kadar onkolog arkadaşlar takip ediyor. Artık mevcut tedavilerle ağrısı kontrol edildi, ondan sonra algoloji devreye giriyor. Ya yani değişik uygulamalar, ama sonuçta hastaların ve hasta yakınlarının bilmesi gereken bir şey var. Ağrı çekerek ölmek doğru değil. Yani bir şekilde ağrının günümüz şartlarında çaresi var. Bu işin uzmanları var. Algolog arkadaşlar bu işi çok iyi yönetebiliyorlar. Bu da çok önemli. Hem hasta için hem hasta yakınları için, hastanın konforu için. Hocam yine çokça okuyoruz. Bu konuda da çok fazla alaylı uzmanımız var diyelim. Konumuz, komşumuz, kendimiz. Bilen, bilmeyen herkes. Kanser tanısını duydukları anda o kadar çok alternatif tedavi umdukları şeyler sunuyorlar ki insanlar çaresizlikten inanmak istiyorlar. Bilemiyorum, o arada belki pek çoğu bir şeyleri kurtaralım derken kendilerine daha çok zarar veriyorlar. Nedir efendim bu işin, alternatif tedavinin kanser tedavisindeki yeri ve sınırları nedir? Nerede durmalıyız? Şimdi şu anda verdiğimiz tedaviler, işte bizim sistemik tedavi olarak uyguladığımız tedaviler hep bilimsel araştırmaların sonucunda veriyoruz. O bilimsel araştırmalarda ne gösteriliyor, işte o verilecek tedavinin etkinliği ne kadar, yani kaç hastada işe yarıyor yüzde olarak, tedavinin yan etkileri nelerdir, işte verilecek optimum tedavi, kemoterapi dozu anlamında o doz nedir, kaç kez verilmesi gerekir, daha çok verilse faydası olur mu şeklinde sürekli çalışmalar yapıyor ve çalışmaların sonucuna göre sürekli bizim verdiğimiz tedavi şemaları da değişiyor, sayı da değişiyor. Yani 3 yıl önce verdiğimiz bugün tam doğru olmadığını biliyoruz. Veya yıllar önce düşündüğümüz, yanlış dediğimiz bugün daha doğru olabiliyor. Yani sürekli değişiyor. Ama sonuçta bilimsel çalışmaların sonucu. Ama alternatif tıpla şu anda yavaş yavaş onlar da aslında bir şekilde bilim alternatif tıpa da el atmış durumda. Yani kurumlarda eğer alternatif tıp kurulmuşsa ve onlar bir şeyler yapıyorsa ve sizi literatür dediğimiz yayın veya işte bilimsel sonuçları gösterebiliyorlarsa tamam. Ama Türkiye'de alternatif tıp nasıl kullanılıyor? İşte ne bileyim, Kütahya'nın bir köyünde işte birisi var. İşte örnek olarak söylüyorum, yoksa bildiğimden değil de duyduğum şeyler var tabii bir sürü yerden de. O kişi işte 3 gram şundan, 5 gram şu ottan, şu 5 gram şey karıştırıyor ve hastaya veriyor ve hasta iyileşiyor ve normal ömrünü yaşıyor. Yani hep duyduğumuz şeyler böyle. Şimdi bu şekilde benim kullanan çok hastalarım oldu. Yani işte gittiler, aldılar vesaire. Onlara söylediğim şey şu, hastaya söyleyemiyorum tabii, hasta yakınına. Gideceksiniz, para vereceksiniz, tamam veriyorsunuz. Bir kere hasta nasıl olsa diyelim belli bir süre sonra kaybedildikten sonra vicdanı rahatlatmak anlamına o parayı veriyorlar. Etkili olmadığını da aslında bir şekilde biliyorlar ama etkili olabileceğini bir şekilde kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. Ve onlara söylediğim, bu şekilde ilaç kullanıp da
şu anda tamamen iyileşmiş hiçbir hastam yok. Tamam, siz duymuş olabilirsiniz. Birisinin akrabasıdır, birisi vardır şeklinde. Hiç kullanmayın demiyorum ama nasıl kullanın? Biz kemoterapi verdiğimiz sürece kullanmayın. Niçin? Çünkü aldığınız otların veya bitkisel, hayvansal kaynaklı her ne olursa olsun bizim verdiğimiz kemoterapi ilaçlarının etkinliğini artıracak mı, azaltacak mı, yan etkisini mi artıracak, onu bilemiyoruz. Ne bileyim işte A otu kullanıyor mesela, eğer biz farkında değilsek biz de kemoterapi veriyoruz. Hastada karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Yani bunlar yaşadığımız örnekler gibi. Biz tedavimizi bitirelim. Başka size herhangi bir alternatif, bizim anlamdaki alternatif tıbbi bir tedavi artık olmadığını söyleyelim. Ondan sonra deneyin. Niçin deneyin? Bir, o biraz önce söylediğim gibi bir şekilde vicdanı rahatlatmak anlamında. İki de eğer hasta hasta yakınlarının üzerine psikolojik olumlu etkileri olacaksa kullanın. O şekilde. Yoksa buradan da şu sonuç çıkmasın da işte doktor da öneriyor. Evet. Anlamı çıkmasın. Tabii kesinlikle ki. Ben tabii önerdiğim bir şey değil. Ama ne bileyim, yıllar geçer. 15 yıl sonra o otların vesaire ve hayvansal kaynaklı işte ürünlerin bir şekilde bilimsel çalışmaları yapılır. Ve gerçekten bizim tedaviye iyi bir alternatif olduğu gösterilir, o zaman neden olmasın? Evet. Ama önce bir sonuçları önce beklemek bir sonuç gerekiyor. Evet. Yoksa sadece şey, herkes karşılıklı birbirini kandırıyor aslında. Evet, evet. Biraz da inanmak istiyorlar herhalde hocam, onun da etkisi var. Hocam şimdi bu kanser tanısının konması, kemoterapi ya da işte cerrahi, radyoterapi, bütün o süreç anlamında dönem içinde hasta yakını ve doktorun, evet, bu üçlemin çok iyi iletişim içinde, evet, olması ve güvenmesinin önemi çok büyük. Hastayla kemoterapiye başladıktan sonra, tedavisine başladıktan sonra da sanıyorum kontrolleriniz oluyor. Evet. Bu kontroller ne kadar önemli? Hangi, evet, sıklıkla çağırıyorsunuz? Evet. Bir de şeyi merak ediyorum. Kemoterapi bir dönem, bir kür uygulandı. Tekrarında, evet, tekrar uygulanabilir mi? Örneğin radyoterapi, evet, gibi ya da işte, evet, tek kür mü uygulanır ya da, evet, tek dönem, evet, uygulanabilir gibi. Evet. Biraz da o konuda bilgi alalım, evet, hocam sizden. Şimdi kanserli hastada biz eğer kemoterapi kararı verdiysek, kemoterapi öncesi bir kan tahlillerini görüyoruz zaten. Hastalığı yoksa, zaten daha önce filmler çekilmiştir, hastalığı olmadığını biliyoruz. O hastada kemoterapi başladıktan sonra 10 gün sonra kontrol edebiliriz kan tahlilini. Eskiden rutindi bizim işte 10 gün sonra kesin kan tahliline bakardık. İşte eğer beyaz küresi düşükse yükseltmek için ilaç verirdik. Şu anda çok fazla önerilmiyor ama yine temkin olmak için zaman zaman 10 gün sonra çağırdığım hastalar oluyor. Eğer aralık 21 günse, 21 günü dolduğu zaman hasta yine gidiyor. Kan tahlillerini yine görüyoruz hastanın. Şikayetlerini dinliyoruz. O verdiğimiz bir önceki kemoterapinin yan etkileri neler olmuş, verdiğimiz ilaçlar yeterli gelmiş mi gelmemiş mi? Ona göre tekrar tedavisini planlıyoruz ve ilacını veriyoruz. Genelde tedaviler 6 kür şeklinde. Her verdiğimiz tedaviye bir kür diyoruz. 6 kez verdikten sonra da hastanın tekrar bütün bir değerlendirmesini yapıyoruz. Ondan sonra tümörden tümöre değişmekle birlikte ilk 2 yıl 3 ayda bir, 2 yıldan 5 yıla 6 ayda bir, 5 yıldan sonra yılda bir kez kontrol ediyoruz. Tümörün cinsine göre de istediğimiz tetikler değişiyor tabii, görüntüleme yöntemleri. Evet. Eğer hastanın hastalığı yaygınsa onda da yine tedavi şemasına göre işte 2 haftada bir verdiğimiz tedaviler var, 3 haftada bir verdiğimiz, her tedavi öncesi yine kan tahlillerini görüyoruz. İzleyebildiğimiz bir kitle varsa hasta 3 kürünü aldıktan sonra, kimi şemalarda diyelim 2 kez veriyoruz ona, 1 kür diyoruz. O yüzden hastaların kafası karışıyor. 3 kürü verdikten sonra hastanın o kitlesini hangi yöntemle izliyorsak, tomografi ise tomografi, magnetik rezonans, MR ise MR, ultrason ise ultrason gibi tekrar kontrol ediyoruz. Eğer hastalığı kontrol altına aldığımız inanıyorsak, yani hastalık duruyorsa ya da küçülmüşse, aynı tedaviye devam ediyoruz. Hastanın genel durumu iyi ama hastalığı ilerlemiş. O zaman aynı tedaviyi veremeyiz. İlacı değiştirip yine devam ediyoruz. Yani o her 3 kürde bir sürekli devam etmemiz gerekiyor. Hastalıkların çoğunda
Hastalık eğer yaygınsa 6 kürden daha fazla vermek şu anki bilgiler ışığında çok doğru değil. Ama şu andaki çalışmaların çoğu da o 6 kürü sanki 8 küre uzatırsak daha iyi sonuçlar çıkacakmış gibi görünüyor. İşte kalın bağırsak kanserinde sayı yok. O istisna durumda hani işte mide kanseri olsun, akciğer kanseri olsun genelde 6'da sınırlar ama 8 kürede uzatılabiliyor. Kalın bağırsak yani burada diğer kanserlerden ayrılıyor. Kalın bağırsak kanserinde kemoterapi sayısı değişiyor. Yani 15, 20, 25 hastalık kontrol altına aldığı sürece ve hastada yan etkiler gelişmiyorsa, hastanın genel durumu ise kemoterapi uzatabildiğimiz kadar uzatabiliyoruz hastanın lehine. Yok ama yan etki gelişti ya da hastalık kontrol altına alındıysa zaten ısrar etmenin anlamı yok. Hocam yıllardır olan bir şey bu da özellikle medyatik kişiler kanseri belirli bir dönem için tedavi olduğunda ya da kurtulduğunda bunu bir kitapla anılarını paylaşıyorlar. Bazılarının hastalara umut aşıladığı, tedaviye yönlendirdiğini görüyoruz. Bir kısmında umutsuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Daha da kötüsü kanseri yendim deyip kitap basılıyor çıkıyor ama işte bir yıl sonra yazan kişiyi kaybediyoruz. Evet. Gibi böyle sevimsiz olaylar da karşılıyor. Evet. Bu tür yayınların kanser tanısı almış hastalar üzerindeki etkisi nedir sizce? Yani şu şekilde bir şekilde paylaşmalarında fayda var. Yani okumalarında bence fayda var. Hı hı. Ve hastalar zaten bir şekilde görüşüyorlar, duyuyorlar. Bir şekilde sürekli iletişim halindeler. İşte hastaneye geldiklerinde zaten oturma salonunda olsun ya da kemoterapi salonunda olsun bir şekilde konuşuyorlar. Ve şeyleri biliyorlar zaten. İşte mesela tedaviye birlikte başladık ama şu 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 hastalar net söyleyebiliyorlar. Evet. Kaybettik şeklinde. Ve medyatik kişilerin de bir şekilde yazdıklarını, kaleme aldıkları işte benim de bildiklerim var. Daha çok işte erken tanı anlamında hı hı. bir şekilde uyarıcı etkisi var bence, olumlu etkisi Hı var. hı. Ama boş umut da desem, yine eğer o kişi o kitabı okuyarak moral buluyorsa neden olmasın? Evet. Ya sonuçta her şeye sarılmak gerekiyor. Ve hayattan ümidi kesmemek gerekiyor. Evet. O nedenle de bir şekilde sebep ne olursa olsun hayata sarılması gerekiyor. O kitap da olabilir, başka bir şey de olabilir. Hı hı. Ve Türkiye'de belki o eksik veya var, ben çok ayrıntılı bilmiyorum. Şeyler var mesela, dernekler var, kanser dernekleri, hı onu hı. biliyorum. Hatta iletişimde olduğum kişiler Evet. de var, Eskişehir'de de. Çok iyi çalıştıklarını biliyorum. Ama İsveç'te şeyde her hastalık grubunun derneği vardı. İşte meme kanseri grubu, akciğer kanseri. Çünkü tamam kanser, hepsinin adı kanser ama meme kanserli yaşayan birisinin şikayetleriyle ve hayata bakışıyla akciğer kanserlerinin farklı veya işte mide kanserlerinin farklı gibi. Yani belki o eksik Türkiye'de çünkü dayanışma anlamında o belki kitaplardan çok daha faydalı olur. Sayın Hocam programımızın sonuna geldik. Çok güzel bilgiler edindik. Çok aydınlattınız. Sağ olun. Kanserden korunmak için, korunmak pek mümkün değil anladığım kadarıyla. Ya, varsa genlerimizde. Hayır, yani ama o anlamda. Ama ana hatlarıyla dikkat etmemiz gereken konuları özetlerseniz veda edelim. Bir, hep söylenir ama sigara içen sigara içmeye devam eder. Evet. Sigarayı mümkünse bırakmak. İki, kilo almamak. Hı hı. Çünkü şişmanlık kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseriyle ilişkili. Yani şişman kişilerde kanser, bu iki kanser yönsüye. O nedenle şu anda gelişen toplumlarda, batılı toplumlarda bu iki kanser de artıyor. Çünkü insanlar daha çok yiyor ve kiloları artıyor. Onun dışında çok ayrıntıya giremedik, tarama testleri. Bu tarama testleri devlet hastanesinde KETEM'de yapılıyor. Nedir işte? Mamografi, servikal rahim ağzı simiyarı şeklinde yapılıyor.
Onlar yaşlıları öğrensinler, bir şekilde bağlantı kursunlar. Çünkü ketem bütün insanların %100'üne ulaşmaya isterken şu anda bildiğim kadarıyla %20'den daha fazla ulaşamıyor. Yani öyle bir hizmet var şu anda ama o yetersiz kullanılıyor. Evet. O tarama testleriyle erken tanı konulursa o kişilerin kalan ömrünü normal yaşamaları mümkün. Bir diğer söyleyeceğim bu konudan biraz farklı. Kanserli hastalar tamam koruyucu olarak veriyoruz tedaviye ama ihmal edilen bir grup var. İşte o destek tedavi alması gereken grup. Destek tedavi de benim hep söylüyorum ağrı kesmek ve beslenme durumunu düzeltmek. Onlardan da bu tedavileri esirgememek gerekiyor. Evet. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Ne mutlu ki bir sizler varsınız. Sizler sayesinde bu çok zor dönemleri olabilecek en iyi haliyle atlatabiliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkürler. Gerçekten altın değerinde öğütlerinizle izleyicilerimizi aydınlattınız. Değerli seyirciler, önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine farklı bir konu ve konukla birlikte oluncaya dek hoşçakalın.